Merhaba. İrem. Ne haber? İyiyim. Kapa kapa kapa. Siz nasılsınız? İyi valla. Böyle yapalım. Sevgili olalım. Evet, peki ne oldu? Değişemedin üzerine herhalde. Vakti yetiştiremedim. Yetiştiremedim. Peki mutfak nerede geçeyim? Burada. Burada mı? Şurası mı? Sen eşlik et istersen. Hı-hı. Sen geç önde. Ben aman giyinemedim. Çok kim bu kadın ya? Merhaba. Yeni yardımcım. Merhaba. 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 Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Son tavayı çeviriyorum. Son tavayı. Siz evet. Kimsiniz? Tanışalım. Ebru, ben ev sahibi. Ev sahibi. Burası senin evin değil mi? Hayır, ben Eskişehir'den geliyorum ya. Aa, doğru. Evet. Arkadaş mısınız? Evet. Ebru'cum teşekkür ediyoruz o zaman evini açtığınız. Akşam için mi yapıyorsun kocana? Evet evet. Çocuklar okuldan gelecek. Aradan çıksın tabii. Yani evin... Yağ pişmişken dedim. Bence de hazır yağ açıkken. Aynen. Ne kızartıyorsunuz? Kolay gele. Zuhal Hanım, ben süre kontrolünü yapamayınca birden pes ettim. Ebru da üzüldü benim halime. Birden daldı. Pes etmek yok dedi, yapacağız dedi. Bari dedi aç kalmasınlar, verelim dedi, hani bir şeyler yesin. Ben tabii ağlayınca falan dayanamadı, o yapmaya başladı. Ben dedim ya yaparım ya yapmam diye bırakmıştım gerçekten. Sen neleri yaptın Ebru? Salatayı yaptım. Salatayı yaptım, bir de şu son şeyi kızartıyorum. Kızartmışsınız, var orada zaten. Evet de kalmıştı tamamen içinde. Kalmıştı. Ana yemek yok. Ana yemek yok, dalyan köfte yok. Ama çok güzel bandeye çorbası var. Onda patladım zaten. Ana yemeğin mi yok? Yok. Gerçekten mi? Nasıl yok ana yemek? Dalyan köfte? Yok. Nasıl orada morali bozuldu. Yetiştir. Aa, dalyan köfteye dalmışlar zaten. Ne bunun hali? Sararken patladı mı? Evet, sararken çatladı. Kaldıramadım şeye, tepsiye kaldıramadım, patladı. Aa. Ben de sinirlendim, dedim ben bu şekilde veremem. Eyvah. Hiç mi saramadın? Gel gel şöyle. Sardım gel. Da tepsiye koyarken yırtıldı kağıt. O da parçalandı. Hay Allah, yani çok üzüldüm. Yani onu da vermek istemedim. Hiç kurtarılamaz mıydı? Hayır. Hay Allah. Uzun olduğu için yani elle de tutsan yine parçalanacaktı. Diğer yemekler? Onlar tamam herhalde. Çorba var, salata. Ama çorba ana yemek gibi zaten. Evet, ana yemek gibi. Neydi çorban? Kafam gitti beni. Bamya çorbası. Güzel de olur o. Şöyle. Ebru, bir şey söyleyeceğim. Nasıl olacak bugün? Söyleyeceğim ki seni yaptın. Ebru'nun başına gelenler. Hem evi başlıyorsun, bir de yemek yaptırıyorlar. Başına gelmedi. Ne yapacağız peki? Seni yaptın, söyleyeceğiz mi? Söyleyeceğiz tabii ki. Söyleyeceğiz. Ben bir şey yapmadım ki. Salatayı yaptım. Ben arkayı toparladım yani. Neydi salata? Ben sadece doğru. Haşlanmıştı. Aslında menin de güzeldi ha. Evet. Ya Zuhal Hanım. Güzel miydi? Soğuk baklava falan. Ben sadece karıştırdım yani. Bir şey yok. Yapımı sana mı ait? Tabii canım, her şey ona. Ben... Doğradım elmayı. Gelin yanayım kızlar. Cihangir haber Allah ver. Neler Allah. Oldu burada? Neler yaşat? Ama salatayı haşladı. O zaten haşlamıştı. Ben sadece doğrayıp karıştırdım. Başka? Allah Allah. O zaman o yapmış sayılmıyor ki. Sosu da yapamadım. Tatsaydın bari hazır şey yapmışken pişirmişken. Eline sağlık. Sağlık olsun, ne diyeyim ama yarış. Bugün de final günü. Evet. Senden çok ümitliydim. Ben de kendimden çok ümitliydim. Ya ne oldu, zamanlamayı mı şey yapamadık? Gürbüz de işte ben önce haşlananları falan tamam. Ocağım fulldü. Evet. Sonra ne kadar sürem kaldı diye sordum. Sormaz olaydım diyorsun. Sormaz. Kaç dakika kalmış? Bayağı da vaktim vardı ya. Yeniden yapsaydın dalyan köfteyi yetişmez miydi? Yetişirdi. Birden panik yaptım. Yetişirdi diye Ebru şahit burada, arkadaşı şahit. Niye yapmadı? Düştü çünkü. Yani moda düştü. Şöyle 1,5 kilo kıymadan yaptı köfteyi. İyi maşallah. Dün akşam ben ona dedim ki. Ne dedi? Çok seviyorum kendisini. Dedim ki bak 1,5 kilo kıyma böyle uzun olacak. Tamam evet, mı? Evet. Bunu dedim ikiye böl. Bravo. Tepsiye dedim ikili koy. 1,5 çok. Hani ikiye risk alma dedim. Küçüklerini de vermek istemedim. Olsun canım, 1,5 kilo ne? 1 kilo kıyma da şu kadar olur zaten. 2 dilim koyarsın. 2 dilim koyardın. Yönetemedim ki. Hata etmişsin. Yönetemedim. Evet. Orada dağıldı. Dağılınca ben bir şey yapmayacağım dedi. Bak. Bu sefer biz... Halbuki ben hep söylüyorum böyle... Kıyamadık. Tabii şimdi ormaya. Bak, oğlu iyi misiniz? İyi ki varsın, sağ ol. Eğer şey, böyle bir şey başınıza gelirse ki geliyor. Hiç kaldığınız yerden devam, hiç paniğe gerek yok. Modunuzu düşürmeyeceksiniz, tam odaklanayım diyeceksin. Tekrar yapacaksın, eminim ki yapardın ben yani. Ben mükemmelliğim ya. Ya iyi olacak ya olmasın. Neyse, gel hadi gel, halledeceğiz. Ebru'cum eline sağlık. Buralardasın, görüşürüz. Daha finalimiz var. Sağ ol, vallahi kolay gelsin. Hay Allah. Şöyle yapalım İrem. Biz çorbalarımızı içerken istersen üzerini değiştirsin.
Biz bunu çok sık yaşıyoruz. O gün Şevki'de de gördüm şey, işte pazartesi. Şey değiştirmesem olur mu? Sen nasıl istersen. Tamamen sana kalmış. Aynen. Hani ben giyinmeyi falan çok seviyorum ya. Evet. O modda değil her ya. Her günde ne tanrıda geldin de ay sen yaşmışları karşıla. O modda değil. Ama sen tamam güzel. Düşürme modun, düşürme. Gürbüz neler olmuş. Merhaba. Hoş geldin. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben şoktayım şu an. Bir İrem dakika. Hanım bunlar ne ya? Mutfak konsepti yaptın tabii o. Asla asla kabul edemem. Bu o kadar ay. Yağlı. Bana mı özendiniz? Orada neler oluyor? Şimdi ben bir vereyim. Bir tansiyonum düştü de kusura bakma. Çantamızı alabilirim. Senin siz hanım. Kimsiniz? Ebru ben. Siz burada ne yapıyorsunuz mutfakta? Ev yardımcınız sahibim. Oldunuz. Evet. Siz mi yaptınız merhaba. Yoksa? Yok. Yardımcı mı oldunuz? Biraz. Zuhal Hanım, ana yemek Daryan köfteyi gördünüz mü? Gördüm. Ana yemek yok. Bunu ilk kez yaşıyoruz. Eksik yemekler olan yarışmacılar oldu. Kaldı ki daha pazartesi günü Şevki'de ara yemeği eksikti. Ama ana yemeği olmayan bir yarışmacıyla ilk defa karşılaşıyoruz. Neler olacak ben de merak ediyorum. Üzgünüm, şaşkınım. Tabii bugün de büyük final günü. Kendisi de çok sert eleştirilerde bulunan ve de pek beğenmeyen bir yarışmacıydı. İşi zor bugün. Allah yardımcısı olsun hepimizin. O kadar mı kötü? Ay her yok, şey her değil. Yerde. Yağlar, tut, bıçaklar makineye girmemiş. İnanmıyorum. İrem Hanım. Bu mu? Soğuk baklava bu mu oluyor? Hayır bu değildir ya. Ben İrem neden mutfağıma giriyorsunuz? İrem Hanım. Aşkım şoktayım. Kim bu? Mutfakta yani, biri vardı. Bir dakika, bir dakika. Bakmamız lazımdı. Arkadaşım onun evinde yemek yapıyordu. Ama benim arkadaşımın evindeydim dün. Arkadaşlar nefes alın anlatacağım. Dinliyorum. Anlatacağım nefes alın. Allah'ım her yer ya. Hadi içeri girelim o zaman anlat. Yani buyurun. Ben burada duramıyorum. Buyurun size acayip malzemeler çıktı. Siz kimsiniz? Ebru ben. Ben de önce Ebru'yu fark etmedim. Önlüğünü görünce oraya takıldım. Merhaba Derya hoş geldin. Hello. Ay Mizo hoş geldin. Bu ne kız? Size bir kalpli balon getirdim ama balonum ya olaylı bir gün geçirdim. Hemen senin anlatacağım. Ay ayakkabılar çektiniz mi? İrem Hanım bu da size hatıra. Selin'in sesi. O gözlükler. Hemen çıkartıyorum. O pipetler çok gölgede kaldınız Selin. Ay, çok üzüldüm. Selin'in gölgesinde kalmamak mümkün değil. Şıkır fıkır göz alıcısın ki. Ay çok güzelsin. Siz de çok şıksınız. Çok turuncu dünden. Hoş geldin Şevki sen de Selin. Merhabalar bu taç mı? Tacı mı söyleyeyim? Pembiş farları mı? Ay çok cicisin. Teşekkürler. Bayıldım. Taşları büyük gördünüz mü? Ay kirpiklerde taşla. Ben de istiyorum bunlardan. Size de yaptırıyorum. Bana da yaptırın. Ah İrem Hanım. Bir siz an... misiniz gerçekten? Evin çalışanı İrem merhaba hoş geldin. Ya. Mutfaktaki nasıl ya. Bir durum ben anlayamadım. Şimdi İrem anlatacağım Hanım. Size öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş mu geldik? Yemek yiyeceğiz. Tahmin ediyorum neler düşündüğünüzü. Aziz konusunda ben sonra konuşayım bari nedense. Neler düşündüğünüzü tahmin ediyorum. İrem Hanım ben efendim? Bir influencer olarak bugün olayla gün geçirdim. Şoförüm motoru patladı halen farklı bir arabaya bindik. Balon patladı tekrar tövbe yeni ara. Balon aldık. Balon patlaması şoförün motoru patlaması kötü olmuş. Evet. Arabanın mı bizim ulaştırma görevimizi? Evet. Nasıl patladı motoru? Motor patlaması nedir? Patlama değil yanlış bir cümle kurdum. Motor patladı. Seni burada uyuman gerekiyordu. Akü bitmiş, motor patladı. Pardon. Birisi bunu motosiklete mi bindirdi? Motor patlaması yok, ne demek? Allah metrolarla kimseyi gelmedik. Gene mi metro? Değil araçla. Ama bak böyle geldim. İrem Hanım sizden her de bekliyordum abi, her gün. Zuhal Hanım. Ebru merhaba. Ebru tanıştınız mı Ebru'yla? Tanıştık. Bugün ikinci yarışmacımız. Tanıştık. Ya daha doğrusu ekstradan altıncı yarışmacı. Altıncı yarışmacı. Ona evet, da muhabbet Ebru bana çok destek oldu bugün arkadaşlar. Benim evet, modum düşünce asla bırakmayacaksın. Bari ben yapayım hadi dedi. Arkadaşların yemek yesinler dedi. O yaptı? Puanlama kızarttı sadece. Tavuğu kızarttı. Evet ben de anlamadım. Yarıya mı bölüyorum? Ben sadece tavadaki erik yedim. Ben neden yapmadım Zuhal Hanım böyle bir şey? Dur. Sırayla gidelim çok şey var konuşacak. Ay ben hemen soğuk su üzerine içiyorum. Sen soğuk suyunu iç. Ebru teşekkür ederiz. Evet ben izninizi rica edeyim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağlık üzere. Evet Eskişehir'de yaşıyor biliyorsunuz sevgili İrem. Evet. Arkadaşı evini açmış sağ olsun. İyi ki arkadaşın varmış. Evet çok moral verdi. Maalesef İrem için hoş olmayan bir gün olmuş. Öyle görünüyor. Bir takım şeyler var konuşacağız sırayla. Masasına bir bakın. Ben bu arada çok beğendim masanı. Teşekkür ederim. Söyleyemedim onu. Teşekkür. Renkler harika kırmızıla. Sen de Derya uyumlu oldun. Masa çok güzel. Evet, bunlar senin de Bakça'dan mı Ebru'nun mu? Ebru'nun. Ebru sponsorluğunda gerçekleştiren. Buradan bardakları falan alışveriş yaptım. Ben öyle aldım. İyi yaptın. Masan güzel. Her şey de tamam gibi. Evet. Bunlar yanmamış sadece. Ya bu. Birazdan duyacaklarından sonra bunu hiç söylemeyeceksin. Aramayacaksın. Biz çorbamız tamam. Evet. Bamya çorbası. Kenselerin uzatın. Sen çorba servisini tamam. Yap. Hello Georgie.
Georgie. Ben şoktayım. Mutfakta birisi vardı, arkadaşıymış o. Yemekleri de o yardımcı olmuş yemek yapımında. Şaşırdım, beklemiyordum. Yani böyle bir şey ilk defa oldu herhalde yemekteyiz tarihinde de. Keşke mutfakta ben de birini tutsaydım. En azından ben de her şeyi yetiştirmiş olurdum. Belki bu kadar çok eleştiri almazdım.